Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var diye bağırarak telaşla bahçeye fırladı minik fare. Minik fareyi telaş içinde gören tavuk umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı. Zavallı farecik, bu senin sorunun, benim değil. Bana bir zararı olamaz küçücük kapanın dedi. Tavuktan destek bulamayan farecik bu sefer telaşla koyunun yanına koştu. Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var diye adeta çırpındı. Koyun anlayışla karşıladı ama çok üzgünüm fare kardeş. Ama dua etmekten başka yapacağım hiçbir şey yok. Dualarımda olacağından emin ol dedi. Minik fare çaresizlik içinde ineğe döndü ve evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var dedi. İnek, bak fare kardeş, senin için üzgünüm ama beni ilgilendirmiyor dedi. Sonunda farecik başı önünde umutsuz şekilde eve döndü. Çiftçinin fare tuzağı ile tek başına karşılaşmak zorunda kaldığını anladı. O gece evin içinde sanki ölüm sessizliği vardı. Minik farecik aç ve susuzdu. Tam yorgunluktan gözleri kapanacaktı ki birden bir ses duyuldu. Gecenin sessizliğini bölen gürültü fare kapanından geliyordu. Çiftçinin karısı ne yakalandığını görmek için yatağından fırladı ve mutfağa koştu. Karanlıkta kapana sihirli bir yılanın kuyruğunun kısıldığını fark etmişti. Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı yanıyordu ve aniden çiftçinin karısını ısırdı. Çiftçi karısını apar topar doktora götürdü. Doktor zehiri temizledi, sardı. Çiftçi karısını eve getirdi, yatırdı. Karısının ateşi yükseldi ve bir türlü düşmüyordu. Kadıncağız ateş ve ter içinde kıvranıp duruyordu. Böyle durumlarda taze tavuk suyunun gerekli olduğunu herkes bilir. Çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koştu. Karısı taze tavuk suyu çorbasını içti. Biraz kendine geldi. Karısının hastalığını duyan komşular ziyarete geldi. Onlara da ikram etmek için çiftçi bu kez koyunu kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye gidiyordu. Yılan belli ki çok zehirliydi. Birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyileşemedi ve öldü. Cenazesine çok sayıda kişi gelince hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi ineği mezbahaya yolladı. Fare tüm bu olanları büyük üzüntü ile duvardaki deliğinden izledi. Sevgili dostlar, birisi sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bir tehlike ile, bir haksızlık, bir zulüm ile, haksızlık ve zulüm bir gün hepimiz içindir. Unutmayalım. Hoşça kalın.